yani. Tufan Bey, şöyle yapalım mı? Ben tazminatımı alayım, gideyim. Tufancığım, şimdi biz hiç zombiye girmeyelim. Birleşip davaya girelim dermişim. Deniz biraz gergin diye ortamı bir espriyle ısıtayım dedim. Şimdi canım benim, haddim olmayarak bence şöyle bir hikaye olabilir mesela. Yazgın'ın Fırat'tan bir çocuğu olmuş fakat aşiret çocuğu anneye göstermiyor. Bu da evladım olmadan asla diyerekten çocuğunun peşinde. Aliye kafası. Her zaman tutar sevgilim. Zahter de Fırat'ın karısı olarak çocuğu olmadığı için bu çocuğu sahiplenmiş. Çok dişi. Vay vay vay. Altın madeni. Yalnız benim bir ricam var. Yazgı'yı başkası oynasın. Benim bir yeğenim var, 10 yaşında, çok tatlı, çok da hevesli, oyuncu olacağım falan diyerekten. Çocuğu o oynasa? Vay, gel bakalım delikanlı. Gel bakalım Bartucan. Aa, bak Yazgı abla. Merhaba. Bu mu? Bu. Babama kaş kaçırsan bundan güzel olur. Tabii çocuklara haberi. Bunlar bizim gibi politik olamadığından canım gördüğünü çat söylüyor. Öyle denmez. Aşkım benim, ayıp. Bartucan'cığım, oyuncu mu olmak istiyorsun? Niye? El alem derdi, seni mi gördün? Akıl köpüğü maşallah sana. Böyle yapıştırır lafı. Tufan Beyciğim, kolay gelsin size. Eti sizin, kemiği bizim. Denizciğim, sana da kolay gelsin. Bartucan'cığım, otur bakalım yanıma. Gel. Nasılsın? Ne yapıyorsun Bartucan? Sevgilim mi? Ha yok, o sevgilim değil. O bizim yönetmenimiz. Eğer yönetmen sevgilin değilse, sen bu rolü nasıl aldın? Sen bu rolü nasıl aldıysan ben de öyle aldım. Tam mı çaktın lan bana? Ama bazen ablalar işte böyle. Küçük kardeşim. Allah! Yapma, 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 yapma. Yapma oğlum, yapma. Deniz, ağlatma çocuğu. Sahne çıkacağız ya. Hocam, ben... Oğlum, bir sus, gözünü seveyim. Allah'ım sabır ver, Allah'ım sabır ver, Allah'ım yardım ver. Bartucan, Bartucan, tamam. Tamam, çok özür dilerim. Ağlama, hadi sohbet edelim. Sohbet edelim, sohbet edelim. Hadi sen soru cevap, sohbet sence... edelim. Evet, hadi bakalım, sor. Batman mı güçlü, Spiderman mı? Batman mi güçlü, Spiderman mı? Bence Batman. Spiderman. Allah'ım çok yanlış konuştum, çok yanlış konuştum. Allah belanı versin Spiderman. Ağlama lan! Deniz, bağırma çocuğa ya. Batman mı güçlü, Batman mı? Tabii. Pokemon mu güçlü, Superman mı? Superman. Kaptan Amerika mı güçlü, Doktor Ahtapot mu? Hocam ben bayılırsam Bora'nın telefonu var mıydı sizde? Ya Allah! Oh. Kaptan Amerika mı güçlü, Doktor Ahtapot mu ya? Doktor Ahtapot muydu? Ya Kaptan Amerika dedi ya çocuk. Hocam ben kendi ismi hatırlıyor muyum acaba şu an ya? Bartucan'cığım ama böyle olmaz gerçekten. Oğlum, söz ver, bir tane çakacağım ağzının ortasına ha! Ne demek şimdi bu? Tufan Bey, bu 10 yaşında çocuk. Böyle bağıra çağıra olmaz ki. Yazık. Biraz pedagoji ya, biraz pedagoji. Yazık. Gözleri şişmiş evladım ağlamaktan. Emanet çocuk bu. Deniz biraz fevri bugün. Ya rica ederim. Arayabilirsin tabii ki de bana sormana gerek yok. Ya Deniz'e emanet edebilirsin yeğenini tabii ki. Tehlikeli birisi değil o. Hayır, illa rica edince bir yemeğe götürün falan diyerekten. Anam yaşında muhakkak sorumluluk sahibi bir insandı da çocuk sevmez falan dediler. Çocuk ağlamasına dayanamazmış, saldırgan olurmuş. Hayır, emanet çocuk, halamın torunu. 17 yıllık bir tüp bebek çalışması sonucunda ortaya çıkmış bir ürün. Gözümüzü gizleyip çocuğun bir yere çimçileri falan. Bana grezi var diye çocuğa zarar vermez yani. Ne kılıyorsun Rıza? Tanımam etmem. Sarı çiz benim Mehmet Ağa. Artist bir kadın. Kimler düşer kalkar, kötü alışkanlığı var mıdır, içer, yerler düşer, çocuğu bir yerde unutur mu, kolunda sigara mı söndürür, ben ne bileyim. Sen öyle diyorsan, güvenelim. Oh Bartucan'cığım, şimdi neler yiyeceğiz, nam nam nam. Yeğim de iyice patates oldu, gerizekalı. Onun dilinden konuş. Ajan nedir ya? Nedir yani senin benimle böyle olayın? Kişisel değil. Bu görevim var. Görevim var. Eyvallah. Saygı duyuyoruz. Nedir? Setler altını kaçıracağım. Ha. Tabii bunu benim tahmin etmiş olmam lazımdı. Görevi veren de Nur Hayat herhalde. Peki ağlamalar falan? Oyuncuyum ben. Vallahi üstad, doğal yani. Natürel. Eyvallah.
O zaman sen oyuncu olmak istiyorsun. Esasında süper kahraman olmak istedim ama filmde falan. Yani gerçekte yok yani. Var da. Eskiden yani. Süperman gerçek mesela. Tabii oğlum. Herhalde gerçek. Tantuni hayran? Tamam. Nurhayat, kocaman çocuk kaybolur mu ya? Nasıl Deniz kaybetmiş? Bartucan! Ya bağırma kulağıma Deniz, Allah Allah. Oralarda bir yerdedir. Kenar köşe iyi bak. Ya bir şeyin altında filandır, görmüyorsundur. Sen dağınıksın biraz. Üf, tamam, tamam. Ben de geliyorum. Nasıl gelmedi ya? Koskoca otopark şantiyesi. 100 kişisiniz orada evladım. Oraya gelecekti çocuk. Bir bakarın seslenin Bartucan diye. Olmaz öyle şey. Yarım saat oldu. Kaybolmaz o. Ben öğrettim ona. Çıkacak sokaktan dümdüz karşı otopark geliyor. Karakaş yazıyor diye dedim. Gerizekalı mı bu çocuk? Telefonu da unutmuş masada. Kayıp mı oldu bu çocuk? Nasıl kaybolur koca çocuk? Allah'ım şaka bakabildik. Kayboldu çocuk. Polis filan herkes haberli. İlla bulacaklar canım. Babası ekiplerle beraber arıyor. Heh, anneciği burada. Tabii. Nasıl bir insan bu Deniz? Hani nasıl kaybettin çocuğu? Anahtar mı bu anacığım? Tamamen Deniz'in kabahati. Ne yer ne içer benim çocuğum? O yemiştir kaçmadan önce tantunisini. Bırakır mı uyanık dört göz? Yani öyle tahmin ediyorum. Çok akıl kübü bir çocuk çünkü. Hissetmiştir kaybolacağını, önceden karnını doyurmuştur. Bir haber. Bakıyorlar vallahi, bulacaklar. Spa'daydım, masaj ya. Deniz nerede? Bak piyasada yok. Sokaklarda arıyor hala. Aman o girmiştir şimdi bir bara. Nurhayat. Nasıl uğursuz, nasıl zehirli bir tip bu. Ziyaret etti çocuğu. Kesin bir şey geldi Sabi'nin başına. Beyoğlu ayol burası. Öldük bittik vallahi. Neredesin çocuğum? Ha? Deniz'in yüzünden işte. Neyse bitti gitti. Haydi geçmiş olsun. Evli evine, köylü köyüne. Ben masajın parasını peşin ödemiştim. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Oğlum niye kaçtın masadan? Ha? Nurhayat abla dedi bana işte. Masadan kalk kaç dedi. Nasıl? Harbiden niye öyle dedi acaba Nurhayat? Deniz'e bir şey deme. Sen yürü dedi. Kaybolmuş olacaksın. Çok eğleneceğiz dedi. Nasıl şey bu Nurhayat? Aa, Bartucan'cığım yalan çok ayıp. Neyse çocuk işte. Haydi dağılalım. Ben gittim şöyle bunları sokağa. Düğümlü sokakta niye kayboldun gerizekalı? O kadar gösterdik, gezegen gibi otomak var orada. Karakaş yazıyor. Var ya Nurhayat. Senin yatacak yerin yok. Benim halalım evlenmeseydin senin harbiden yoktu gelin. Otopark yok ki orada. Bu çocuk moron Ferhat abi vallahi arasına çekmiş. Otoparkın etrafını kapattılar. Şu anda yıkıyorlar Nurhayat. Ne? Allah korusun. Ya yıkılırken filan bu orada olsaydı? Yani. Deniz bulmuş işte. O kadar polisin babasının filan arasında Deniz duymuş ağladığını. Benim kulağım biraz hassas o konuda.